Merhabalar Mustafa Bey. Merhabalar. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Mustafa Dağ. Beyzade Kuruyemiş işletmesi sahibiyim. Bu işe başlayalı 6 sene oldu. 6 yıldır bu sektördesiniz. Evet. Peki Mustafa Bey, burada sizleri tercih eden müşterilerinize sunmuş olduğunuz hizmetleriniz hakkında bizlere bilgi aktarır mısınız? Tabii ki. Bizim ürünlerimiz piyasadan farklı olarak elektrikli fırında olmayıp odun közünde kavrulduğundan dolayı çok lezzetli ürünlerimiz oluyor. Aynı zamanda taze. Evet, taze. Gelen misafirlerimize de en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bunun dışında hediyelik eşya olarak da Kapadokya'ya özgü magnet türü ve peri bacalı ürünlerimiz, tabak çeşitlerimiz, şallarımız, lokum çeşitlerimiz de mevcut. Yani sadece burada aslında Beyzade Kuruyemiş olarak kuruyemiş hizmetinin yanı sıra giyim hizmeti veriyorsunuz, hediyelik eşya hizmetleri sunmaktasınız anladığımız kadarıyla. Evet. Peki kaç kişilik bir ekiple hizmet vermektesiniz? Şu anda 7 kişiyiz. 7 kişiyle hizmet veriyorsunuz. Evet. Peki Mustafa Bey, daha demin ürünlerinizden bahsederken sütlü kabak çekirdeğinden bahsettiniz. Bizlere biraz da yörenize özgü olan sütlü kabak çekirdeğinin aşamalarından bahseder misiniz? Nedir? Nasıl yapılmakta? Nasıl hizmete sunmaktasınız? Tabii ki. Bizim kabak çekirdeğinin, kurutulmuş kabak çekirdeğinin içerisine süt ilave ediyoruz. Sütle iyice ıslandıktan sonra tavalara döküp odun közünde kavuruyoruz. Odun közünde kavurduğumuz zaman da hem kınalı bir renge dönüşüyor. Normalde kabak çekirdekleri beyaz renklidir. Hem kınalı bir renge dönüşüyor hem de daha yumuşak ve lezzetli hale dönüştürüyor. Peki ortalama kaç dakika odun ateşinde pişiriyorsunuz? Kurutulmuş kabak çekirdekleri 35 dakika süreyle fırında kavruluyor. Peki sadece Nevşehir Uçhisar'a mı hizmetiniz var? Yoksa Türkiye ya da yurt dışına da sipariş üzerine hizmetleriniz bulunmakta mı? Yurt dışına yok ama buraya gelen, Kapadokya'ya ziyarete gelen yerli misafirlerimizin aşağı yukarı %80'ine hitap ediyoruz. Buraya geliyorlar genelde ve burada memnun kalan misafirlerimiz de tekrar telefon açıp kargoyla da gönderimiz oluyor. Kaç gün içerisinde gönderim yapıyorsunuz? En geç 2 veya 3 gün içerisinde yolluyoruz. Peki, eline ulaşıyor. Ödeme şekillerini nasıl ayarlıyorsunuz müşterilerinizde? Sonuçta Türkiye'nin farklı bir il veya ilçesindeler. Sizlere hani nasıl ulaşabiliyorlar? Burada misafirlerimiz gelince biz herkese söylüyoruz zaten. Kart vizitimizden veriyoruz. Arkasında hesap numaralarımız falan da var. Ona EFT yapıp ürünleri gönderiyoruz. Gönderimini gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Peki Mustafa Bey, bizler sizleri ziyarete geldiğimizde çok farklı bir ürününüzle karşılaştık. Köftür. Evet. Bizlere biraz köftürün içeriğinden bahseder misiniz? Eminim ki hani sizin yöresel bir lezzetiniz bu. Tabii ki her şehrin kendine özgü bir lezzeti var ama köftür çok farklı bir lezzete sahip. Onun biraz yapım aşamasından bahseder misiniz bizlere? Tabii ki. Köftür pek bilinmeyen bir ürün. Bizim yöreye özgü olduğu için. Bu yapım aşamasını şu şekilde kısaca anlatayım ben size. Üzüm şırasını kaynatıyoruz. Pekmez olmaya yaklaşaraktan içerisine un ya da nişasta, ikisinden birini ilave ederek koyulaştırıyoruz. Daha sonra tepsilere döküp hafif kuruduktan sonra baklava dilimi gibi kesip kurumaya bırakıyoruz. Tamamen doğal ortamda kuruyor. Kurudukça da dışına bembeyaz bir tabaka oluşuyor. Buna da şekerleme diyoruz ama üzümün kendi tadını dışına veriyor. Kesinlikle şeker falan katkı maddesi kullanmıyoruz. Bu da yine Uçhisar'ın yani Nevşehir'in yöresel lezzetlerinden bir tanesi. Evet. Peki Mustafa Bey, biliyorsunuz ki sektörünüzde de yalnız değilsiniz. Birçok rakibiniz bulunmakta. Sizi diğer firmalardan ayıran özelliğinizi öğrenebilir miyim? Bizim farkımız biraz önce de söylediğim gibi ürünleri elektrikli fırında değil de odun közünde ve müşterilerin gözü önünde kavurduğumuzdan dolayı farkımız bu. Farklısınız evet. Bu konuda. Peki yine biliyorsunuz ki her sektörde yaşanan belli başlı sorunlar bulunmakta. Sizler son dönemlerde içinde bulunduğunuz sektörde ne gibi sorunlarla karşılaşmaktasınız? Tabii bu ara turizm sektörü, biz turizme dayalı hizmet verdiğimiz için bu ara turizm biraz sıkıntılı ama inşallah düzelir. İnşallah diyoruz. Peki Mustafa Bey, bizler Beyzade Kuruyemiş'i nerelerde göreceğiz? Yani ileriye yönelik hedeflerinizi ve projelerinizi öğrenebilir miyim? Şu anda bizim hedefimiz buraya gelen misafirlerimize en iyi hizmeti, en taze ürünleri sunabilmek ve memnun kalmaları. Ne kadar güzel diyoruz. Peki son olarak buradan sizi izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz?
Bizi izleyen misafirlerimize de bizlere ulaşabilirler. Eğer bizim taze ürünlerimizden almak isterlerse gönderi yaparız. Yani yardımcı oluruz. İletişim bilgilerinizi zaten paylaşıyoruz. Evet. Bundan dolayı da size her şekilde ulaşabilirler diyorsunuz. Tabii ki. Peki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ederiz. Nice bol kazançlı günler dileriz. Ben teşekkür ederim.